Birin ekmeğini yiyen ve üzerine hiçbir şey koymayan salak saçma fetch questlerle dolu iğrenç bir oyundu. Diyoruz ve Hikmet Karaman'ın macerasına hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Hikmet Karaman biliyorsun Blackburn Rovers kariyerine başladı. Blackburn Rovers'ı burada da fotoğrafta görebilmektesin kendisini. Çok cool bir şekilde duruyor. Birkaç maç da yapmıştık. Ondan sonra ben birazcık oynadım. Neler yaptım hemen bakalım. Öyle değil mi? Sezona nereden başlamıştık? Ha, FA Cup. Sanırım şuralarda bitirdik Hikmet Karaman'ın macerasını. Sonra Derby County 4-0. Bunu da yayında oynamış olabiliriz. Sonra bir beraberlik. Reading galibiyeti. Preston galibiyeti. QPR ve Bolton beraberlikleri. Rotherham galibiyeti. Ve şimdi tekrar Galiba birlikteyiz. yenilmiyorsun ama maç. Fena başlamadık, evet. Fena başlamadık. Aslında onu diyebiliriz. Şu anda hemen sıralamaya bakalım. Üçüncüyüz şu Bu anda Ali. arada gerçek Hikmet Karaman'dan bir feedback geldi mi diye sorulmuş. Şöyle, gerçek Hikmet Karaman Twitter'da takip etmeye başladı. Ben de çok mutlu oldum ve bunu paylaştım. İlk bölümü de favlamış. Gerçekten müthişti. Twitter'dan da takip ediyorsanız Bielsa biliyorsunuz gerçek hayatta Leeds United playoff'ta elendi Derby County'ye ve Bielsa'nın hüzünlü bir fotoğrafı vardı. Hikmet Karaman da onu da paylaşmış. Bielsa'ya hasta. Bilmiyorum. Üçüncüyüz şu anda ligde. Her şey iyi gidiyor. Sıkıntımız yok. Belki biraz daha iyi olabiliriz ama yönetim bizden ilk 9'a girmemizi bekliyordu. Biz 3.'üz. O da gayet iyi gelişme. Sadece taktikte şöyle bir değişiklik yapacağım. Fluid'den çıkaracağım taktiği sevgili Ali. Ali. Ayrıyeten şu ikisinin yerini değiştireceğim. Burayı da defensive midfielder yapacağım. Tamam mıyız? Yani bana Buraya şu ana kadar kattığın tek şey rejistaydı. kadar. Çete de Regista'yı kattım bu arada. Sallıyor mu ciddi mi anlayamadım. Hangisi için söylüyorsun? Ne o? Bilmem, chat'te biri öyle bir şey Ne yazmış. yazmış? Sallıyor Ha. mu ciddi mi anlamadım diye. Şey, Hikmet Karaman'la alakalı. Ha yok, sallamıyorum ya, ciddiyim. Söylediğim her şey ciddiydi. Şapkalı arkadaş biraz sığ derken. Hangimiz şapkalıyız? Şey diyor, Base 42 geyiği yapıyor. Hmm. Evet, İlk 11'imizi şöyle güncelledik sevgili Ali. Sağ bekte başkasını kullansam mı diye düşünüyorum. Sanırım kullanmayacağım. Armstrong'u aslında kullansam mı? Neyse, yedekten girsin. Daha iyi. Evet, Sheffield United Blackburn Rovers maçına hazır mısın Ali? Yani hazırım diyemem ya. Diyemez Diyemedim. misin? Diyemem. Peki. Dersem şerefsizim. Attacking fullback ve false winger yapacağız bu arada. Gegen Press'i de biliyorum bu arada Ha. isim olarak. Gegenpress yapmayacağız ama. Öldürür bizi şu anda Sadece Gegenpress. isim olarak bildiğim, o yüzden baskıladım. Ne Evet. oldu hakkında hiç fikrim yok. Aşırı yoğun bir karşı pres. Öyle diyeyim ben sana. Evet. Kuveykeli, Olcan Adınlı, Blackburn Rovers kadrosu Hikmet Karaman'ın önderliğinde kariyerine devam ediyor sevgili. Buyurun, izliyoruz falan. Evet, spiker de sensin. Şey. Şimdi giriyoruz. Hazır mısın? Good evening ladies Öyle bir şey hiç hazır değildim. Merhaba sevgili beIN Sports severler. Fan beIN Sports. SkyBet Championship, İngiltere 1. Ligi, daha doğrusu League One değil. Championship Ligi. Yayınımıza hoş geldiniz. Hikmet Karamanlı Blackburn Rovers'ın bir maçını yayınlıyoruz şu anda. Yanımda Ali var. Merhaba Ali. Merhaba Boğaç. ESPN'deyiz bu arada. beIN Sports'ta değil. Onun bilgisini de verelim. Nasıl bir maç bekliyorsun? Sheffield United, Blackburn Rovers maçından. Hikmet Karaman'a güveniyorum. Bu maçı kazanır gibi geldi bana. 2'ye 1 oran vardı. Güzel bastım. Güzel yeneriz. Böyle bir spiker var mı? ESPN'de mi? Evet, sendeyiz ayı. Deck. Oha, çok zor isimler. Fleck'e doğru top geliyor. Fleck. Goldrick'e başarısız bir pas. Bell'den güzel bir müdahale. Evet. Oyunu soğutuyor Raya. Soğutmadı bu arada ya. Lenhan'a
Direkt futbol bilmiyorum dedim. Hızlı bir şekilde başladı hatta yani. İsimler niye bu kadar değişik ya? Bu arada. Nesi değişik? Brereton. Brereton ama. Brereton yani. Aa Ercüment abi hoş geldin. Aa. Biz de Ali ile PES oynuyoruz. Beceremediğim bir spikerlik şeyimiz evet, daha. Evet. Şu anda Ercüment abi evet. Önce iyice gerildin değil mi? Çok gerildim şu an. Hadi buyur. Devam mı ediyorum? Evet tabii. Mugrave doğru oynadı. Tamam ben yapayım sen yorumcu ol istiyorsan. Hiç olur, yapmak bence istemiyorsan. Bence çok mantıklı. Kabul etti. Tamam dur yapacağım Ercüment birazdan. Şu atak daha bitsin. Çok gerildim. Evet şu anda hızlı çıkacak Sheffield United. McGoldrick. Freeman attı. Freeman kanatta. Tehlikeli bir isim Freeman. Diye düşünüyorum kanatta oynadığı için. Hiç tanımıyorum kendisini ama. Bu arada Reed topu kaptı. Çok tehlikeli çıkabilir. Olmuyor. Olmuyor. Ve foul avantajı bırakmıştı hakem. Ama pek de işe yaramadı o avantaj. Şimdi gereksiz bir tekrar izliyoruz. Şu anda lüzumsuz. Evet gerçekten de foulmuş. İki takım da istekli başladı. Öyle değil mi? Ne dersin? Yani ilginçtir. Çok... Biri istemiyor gibi gözükmüyor yani. Maçın temposu 70. dakikadan sonra ne olacak merak ediyorum. Evet yoruyor iki takım da kendini. Doğru söylüyorsun. Nasıl böyle? Çok hızlı alıştı değil mi? Bell'le bu arada şimdi bir hızlı çıkma şansı. Kembo Ekoko, Hikmet Karaman'ın Türkiye'den yaptığı transferlerden biri. Brereton bu arada. Kuveyke, Kuveyke ve gol. İşte bu. Blackburn Rovers Hikmet Hoca'nın takımı 1-0 öne geçiyor. Ve rakip tribünlere öpücük yolluyor Kuveyke. Spiker için fazla sevinmedin mi sence? Haklısın ama şimdi Hikmet Hoca'yı desteklemek bizim için çok önemli. Biliyorsun tamamen bu yüzden. ESPN spikeri olarak mı? Tam olarak. ESPN'in Türkiye yayınını yapıyoruz ama biz fark ettiğin üzere. Bu arada Brereton'dan inanılmaz bir pas. Çok güzel. Çok güzel. Hikmet Hoca'ya helal olsun. Lige de çok iyi başlamıştı. Bu maça da iyi başladı. Aman nazar değdirmeyelim ama öyle değil mi Ali? Norwood. Sheffield bakalım bu gole nasıl bir tepki verecek? Aa çok garip bir tepki verdiler. Gerçekten kenarda şu anda enteresan bir tepki veriyorlar. Ama bakalım sağda nasıl bir tepki verecekler derken. Evet şu anda tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli ve hemen beraberliği yakalıyor Sheffield United. Fazla üzüldük galiba ikimiz de. Sus. Bizim iddia yaptık. Böyle gol olmaz olsun. İğrenç bir gol. Böyle yanlı bir spiker olmamız çok komik. İnanılır gibi değil şu gol. Gerçekten burada foul var görmedi hakem. Burada da çok iyi bir müdahale var. Ama işte bir işe yaramıyor bunlar ve... Çok basit bir vuruş. Çok basit bir gol. Hikmet Hoca şanssız bir golle 1-1... duruma geldi maç falan. Olmadı cümle. Kelimeyi bulamayınca olmuyor yani. Olmadı valla. Bel, Kuveyke'yi görür mü? Görmedi. Şimdi eksik yakalama şansı var. Sheffield'ın olmadı. Niyambe. Bradley Deck. Deck. Takımın en iyi pasörü. Hiç beklenen bir pas olmadı ondan. Amatörce bir pas attı. Bunlar amatörü eğlendirir. Derken bu arada iyi bir pozisyondu ama izin vermedi orada Blackburn'lu oyuncular. Bu arada ESPN'de maçtan sonra Blackburn'lu oyuncular dizimizi seyretmeyi unutmayın. Desperate Housewives'tan çaktık. Orada bir desteği var bu arada. 20 Mr. Clutch Prime'la abone oluyor. Çok teşekkürler. 20 Mr. Clutch abone olduğun için sen nasıl bir kralsın? Ercüment abi şeyi hatırlatmış. Eskiden yanlı spikerlerin olduğunu Tele10'da. Ha evet evet biz de onu konuşmuştuk abi sen gelmeden hatta. Şeyi istediğini seçebiliyorsun falan saçmalığı değil mi? Abi çok komik ya o. Niyambe! İşte bu kadar. İlk yarı 2 oynamış değil mi? Niyambe! Çok seviniyoruz. Bir spikere yakışmayacak derecede seviniyoruz.
Ama şimdi gördünüz mü golü? Şu golü bir daha izleyelim. Mükemmel organizasyon diyor şu anda chat. Evet, Twitter'dan bize, Twitter'dan değil, Twitch'ten bize yazabilirsiniz. İşte burada Rodwell indirdi, Niyambe vurdu. İnanılmaz bir organizasyon. Bu arada Ercüment abinin anlattığı olay, bilmiyorum chatte şu anda hatırlayan, yaşı yeten var mı, ama maç yayınlarında mesela Trabzonspor Fenerbahçe oynuyor. Birinci kanalda Trabzon şeyle ses kanalında Trabzonsporlu spiker, ikincide atıyorum tarafsız spiker, üçüncüde Fenerbahçe spiker oluyormuş ve sen istediğini seçip öyle izliyormuşsun maçı. Böyle bir şey yaşanmış yani. İnanılmaz bir olay ya. Trabzon maçında şiveli falan konuşuyormuş yani adam. Direkt Trabzonsporlu yani, belli diyorsun. Bradley Deck bu arada. Uweke ile şimdi bir hızlı hücum şansı. Brereton. Kuveyke'yi görebilecek mi orada? Kuveyke'ye indirdi ama offside. Offside. Kuveyke kızıyor. Gol attım diyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bakıyoruz. Vallahi offside'miş. Yorumcu olmak ne kadar eğlenceli bir şeymiş. Sadece oturup izliyorsun. Arada gir ama ben sana atmıyorum özellikle. Sen direkt kendin sözü alıyorsun. Hep sana sormayacağım yani. Anladım. Sorulmaz öyle yorumculara ne düşünüyorsunuz diye. Sorarlar da. Allah. Şey sormuyor mu yani? İyi de olabilir. Soruyorlar da. Onlar da kendileri de giriyorlar. Şimdi Güntekin'cim falan diye gireceksin ha. Yani sen. Şimdi Boğaç'cım. Aynen. Okay. Dur ama şu an pozisyon var. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Spiker olmaması lazım. Bu yani. Da yanlı işte. Siz de 1-2 diye geçin arkadaşlar. Yorumcuyu da durduruyor. Dur abi aman. Abi gol oluyor. Şey diyor değil mi? Yorumcu giriyor. Şimdi iki takım dur abi pozisyon var. Aşırı komik ya. Öyle bir şey olsa ya. Bel. Kembo Ekoko. Bel. Bel. Orada hiç arkadaşı yok. O yüzden geri döndü. Bıraktı futbolu. Şu anda Rodwell'le. Brereton. Evet. Niyambe. Kombinezon. Bu ne ya? Bilmiyorum. Ercüment abi arada öyle bağır dedi. Ben de bağırdım şu an. Evet. Rodwell. Ay çok iyi geçiyordu orada. Bak üzülüyor spiker böyle. Kombinezon ne peki? Ercüment abi. Allah. Kombinezon. Kombinasyonun şeyi başka bir dilimi. Ha ben oyuncu falan zannettim ya. Kembo Ekoko. Aman o nasıl pas? Kuveyke. Kembo Ekoko. Oğlum, sen niye koşuyorsun? Sen öyle yazınca ben gaza gelip bağırmış olabilirim. Brereton o nasıl bir gol? Çok kötü bir gol. Brereton'un vuruşunu gördüm böyle. Fıt diye böcek it, yani bacağına sinek konan adam vuruşu yaptı böyle. Fıtı fıtı salladı. Bağır demedim oğlum diye. İşte o bir anlık gaz o ya. Pas kombini diyeceğine kombinezon derdi Ömer Ündür. Harbiden mi? Oha. Tanrı'nın ayağı diyor. Sinek vuruşu diyelim bundan sonra buna. Evet burada işte görüyoruz. Bel ortaya yapıyor. Sinek vuruşu. Gerçekten çok kötü bir gol. Çok çirkin bir gol. Bir de daha kötü bir açıdan seyredelim dedi reji. Bize bu açıyı yolladı. Heh. Burada işte şeklinde böyle ittirme vuruşla bir gol. Peki ligin İlerleyen kısımlarında zorluk artar mı sence bu? Ya şimdi bir maç kazandık diye hemen zorluk arttır diye bir şey yok. Blackburn Rovers zaten all mid table finish takımı. Gol de yedim. Hani bence gayet normal şu anda zorluk. Peki bu aç. İstiyoruz yani, baktık çok kolay oluyor. Her maçı sağlı sollu geçiyoruz. O zaman alırız şampiyonluğumuzu. o zaman şey yaparız canım, arttırırız zorluğu yani. Daha yeni geçtim PES'e arkadaşlar, FIFA oynuyordum ben ya. Veke, Bel, Allah. Bel, orada çok dikkatli olmalı Blackburn. Şimdi pres sonuç verdi Sheffield'da ama Reed hatasını telafi ediyor. Brereton. Veke. Uweke'den başarısızdı. Tatsızdı, çok tatsızdı. Böyle olmaz yani. Bak şu şeyi yazdığını oku.
Neyi? Firebeat. Kembo Ekoko 11 çocuklu ailenin en küçük çocuğu. Ailesine bakmak için futbolu seçti. En sevdiği yemek tavuklu keşkek. Aynen. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Vaç? Son derece katılıyorum. Kembo Allah! Abi zorlu arttır. Ne zorlu arttır? Tavuklu keşkek ne ya bu arada? Ne? Gerçekten çok kötü gözüken böyle tavuk püresi tarzı bir şey gibi gözüküyor ama tadı güzel. Övüyor gibi girdim. Gastronomi böyle, okuyorum falan ama böyle çok kötü bir fikrim yok nasıl yapıldı hakkında. Keşkek. Gerçekten çok çirkin duruyor ama tadı güzel. Aa ben iyice şımardım. Yani Blackburn şımardı. Kembo Ekoko ile şimdi bir hızlı ucum şansı. Kembo Ekoko Bradley'i gördü ama Pop onu göremedi. Sana diyorlar ki Çanakkale'de yazlı olup keşkeyi bilmeyen de. Valla Çanakkale yemeği miymiş keşkek? Sen, ben sana biliyorum. Desinler oğlum ben, senin ben, evin var orada. Ben biliyorum dedim. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Görüntüsü çok hoşuma gitmemişti çünkü. Bence yemişimdir de isminin keşkek yok, olduğunu öyle bilmiyorum. Öyle bir şey yiyeceğini hiç düşünmüyorum ya gerçekten. Niye ya ben tavuk yemeklerini çok severim. Görünüş olarak seni çok çekecek bir şey Kuveke! Değil o. Kuveke! Aşırtma denedi ama hayatında hiç aşırtmadığı için beceremedi. Şimdi sümküreceğiz arkadaşlar. Minik bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Keşke benim de saat 3'te Kuveke diye bağıran dayım olsa diyor. Bak hiç değerimizi bilmiyorsun Ali. Valla. Ne değeri ya böyle değer bu. İğrenç bir değer. Ercüment abi diyor ki bizim ailede yok beyler o yemek. Evet ya sen de bilmiyorsun değil mi Ercüment abi? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Keşkek diye bir şey. Yani kesin ama bir yerde yedim ben onu yani. Yok. Ya bin ki o yerde. Kadar, o kadar eminim ki yemedin. Ya çünkü bin yerde konsere gittik illa ki. Bir yerde yemişizdir ya. Gerçekten ya. Konserde keşkek yiyeceğini düşünüyor musun? Konserde yani? Değil ama yani şey farklı şehirlere gidip orada yemek yiyoruz restoranlarda. Yani kültür şeyine gitmiyorsunuz. Elinize ne verirse onu yiyordunuz vallahi yani siz. Doğru söylüyorsun. Genelde dürüm falan yiyorduk. Buranın lokal ne yemeği var falan diye yemiyorduk yani. Abi şurada bir dönerci gördüm. Ben oraya gidiyorum. Bu arada Kembo Ekoko çıkıyor oyundan. Armstrong giriyor onun yerine. Brereton. Bravo Brereton. Brereton genç yetenek sevgili Ali. Blackburn'un geleceğinde çok önemli bir yere sahip olacak deniyor. Ne düşünüyorsun Brereton hakkında? Blackburn elinde tutabilecek mi sence onu? Yani Hikmet Hoca'nın böyle bir şeyi elinde tutabileceğini düşünüyorum. Ama böyle söyleyince çok yanlış anlaşıldı. Buradan Hikmet Karaman'a çok selamlar. Ben sadece bir yayınlığına buradayım. Hocam haberiniz olsun. Zaten sonra bir daha göremeyeceksiniz. Sanmıyorum izlediğini zaten. İzliyorsanız çünkü benim de özür dilemem gerekecek. Bence sen de dile. Lan! Hikmet Hoca aman diyor kenardan oyuncularına. Bir anda bu arada Blackburn'e bir şeyler olmuş gibi 3-2 gerilmeye başladı Blackburn. Keşkek deyince tabii. Keşkek falan derken Blackburn'un ciddiyeti gitti maçtan 3-1'i bulunca rahatladı oyuncular. Ve son değişiklikleri yapacak. Şimdi Hikmet Hoca sinirli bir şekilde sekmeyi kapattı şu an. Okay. One more keşkek and I'm gonna lose it. Bu arada Bennett ve Cassini oyuna giriyor. Cassini yeni transferi Hikmet Hoca'nın. Arjantin'den buldu. Okudum. Uzun süredir sap gelmediği için senin de bir kafan evet. Karıştı Ali. David Raya şimdi oyunu başlatıyor. 70. dakikadayız. Blackburn ikinci yarıda iyi bir tablo ortaya koymadı. Açıkçası. Bunlar bizim çocuklarımız evet. Bennett bu arada oyuna yeni girdim koşusu yapıyor. Sonra da kaybediyor. Antrenmanı şu an mı yapıyor Bennett? Yok yani benim hala koşabilecek bir ciğerim var koşusu yaptı.
Bak şunları oku. Hangi? Bana hep tip yazıyorlar. Brereton'un aklını çelen bir takım var. Forest Green ile iletişimde olduğunu konuşuluyor. Yılmaz sıkça dağıtılanın tek transfer isteği Brereton. Evet, Yılmaz sıkça dağıtılan da bizi Championship'te, hatta daha alt liglerde temsil eden bir başka Türk hoca. Onların tabii İngiltere'deki maceralarını çok merak ediyoruz. Yılmaz sıkça dağıtılanın macerasını izlemek için de NP Sonat kanalına bekliyoruz arkadaşlarımızı. Yine Twitch'te yayınlanıyor o maçlarda. Bu arada şimdi hoca. Hoca diyoruz. Niye en kötü sikiyorum. Hikmet Karaman'ın yanına iniyor hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Eskiden öyleymiş ya. Gerçekten sahada mi? Böyle röportaj yapıyorlarmış. Öğrenciler. O zamanlar öğrenciler da izlemiyordum. Çocuklar. Aa, ne der diyorum ben öyle. Baya dark tepkisiydi bu arada verdiğim. Aa mı? Aa, neler diyorum ben öyle. Bir şey deneyeceğim bakalım olacak mı? Olmadı. Bari gol yemeyelim, bir şey deneyeyim diye. Heh. Niyambe. Bennett. Aha! La! Ne oldu? İlk defa böyle bir şey gördüm ha oyunda. Lan. Ete bakıyordum. Ne oldu? Çok salakça bir şey oldu. Dur göstereyim bak. O neydi ya öyle. Bak şimdi. Kamera nasıl değişiyor ya? Bak. Bennett. Kaydı böyle. Saçma sapan. Gerçekten şeyi, antrenmanını sahada yapıyor olabilir Bennett. Evet. Isınamadı henüz girdiğinden beri. Aman ya, bir gol daha falan yemeyiz değil mi ya? Saçmalamayın çocuklar ya. Ercüment abi diyor ki kamera çok yatık değil mi? Ya. Abi kamerayı özellikle FIFA'dan buna geçince çok zor oluyor ya. Ben bunu kendime zorla alıştırdım. Yani tam FIFA'daki o iki kamerada yok bunda. Aman diyeyim. Rodwell'den inanılmaz bir müdahale. Armstrong'la şimdi hızlı çıkma şansı var. Blackburn'un. Armstrong beli gördü. Bell. Bell içeride kimse yok. Kuveyke nerede? Bennett. Kuveyke'ye indirdi. Kuveyke offside var mı? Offside yok. Hakem golü veriyor. 4-2. 4-2. İşte... Burada Bell, kimse yoktu içeride. Ne yapacağını bilemedi. O yüzden dikti öyle görmeden, ama Bennett yetişti, Kuveyke'ye indirdi. Orada da Bennett'ın kafayı direkt vurmaması ve Kuveyke'ye indirmesi çok doğru bir hareket, öyle değil mi Ali? Bence de çok haklısın. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi günler diliyorum. Yani gerçekten daha hakim olmadığım bir konudan bir şey isteseydin daha mutlu olabilirdim. Kardeşim, bir senedir futbol yayınlarına geliyorsun. Yani insan birazcık bir iki kelime ben bir şey öğrenir. Ben bir senedir futbol yayınlarına gelmiyorum. Ben bir senedir, zorla yanına geliyorum. Demek ki sana futbolu sevdirmeye çalışıyorum. Anla artık. Yani futbolu sevmiyor değilim. Türk liglerini sevmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni izlemiyorum. Hadi bakalım. Ben futbolu sevmiyormuşum anladın mı? Bir şeyi izliyor, seviyor olman lazımdı bu örnekte. Yani. Üf Kuveyke, sen nasıl bir kralsın. Bu arada Ercüment abi, sen gelmeden önce gayet güzel bir şekilde bir 45 dakika falan sundun evet, maçları. Evet. Sen gelince çok utandı abi. Bu arada ben çocukken futbol sevmiyordum biliyorsun değil mi? Mesela Ercüment abi ile hiç öyle bir anımız yoktur yani. Evet, FIFA yani oynuyorduk da. 90 dakika FIFA oynadığın zamanlar hayır, var. Hayır, izlemiyordum ama hiç. Ben ha. NBA basketbol izliyordum. Sen bir ara basketle oynuyordun. Aynen. Ben üniversiteye kadar hatta ciddi futbol seyretmedim yani, bayağı hiçbir şey izlemiyorum. Sonradan sevdim yani. Böyle bir insanız işte. Ben Beşiktaş Koleji'ne gidince çok az böyle Beşiktaş'ı takip etmeye başlamıştım. Zaten Beşiktaşlı oldum. Sonra geçti diyorsun o şeyi. Sonra bir daha takip etmedim. Bu arada Kuveyke ile ilgili bir bilgi var Ali. Bize Türkçe'ye çevirmek ister misin bu bilgiyi? Yok. Evet, teknik bir aksaklık oldu. Ali İngilizce bilmiyormuş. yok. Mikrofonu kapatmak durumunda kaldık. Bu bizim oyuncularımız için bir gelişim raporudur diyor asistan koçumuz.
Fanlarımız Kuveku'nun her maç gol gol atmasını atmasını bekliyor. bekliyormuş. Evet. Nasıl Ve böyle? Ali İngilizce bilmiyormuş derken lafı biraz oturtmuş gibi oldu yok ama. estağfurullah. Estağfurullah. Özür Bir dilerim. dakika lan ben niye sıfırladım? Şöyle artık El Matador diyormuşuz Kuveki'ye. İnsanlar senin Kuveyku söylemine takıldılar bu arada. Ben nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu arada Graham'e bir teklif gelmiş. Bakalım neymiş Graham'e gelen teklif. Graham yolumuzu ayırmak istediğimiz oyunculardan biriydi. Aslında Blackburn için önemli. Oo güzel teklif gelmiş. Ben bunu kabul ederim açıkçası. Graham'i de Ocak ayında yollarız. Bu arada bayağı iyi transfer bütçemiz oldu. Ocak ayında çok güzel bir takviye yapabiliriz takıma. Ne diyorsun? Hemen birazcık scoutinglerden bakalım. İtalya'dan orta saha arıyorduk sevgili Ali. Oradan da bir şeyler gelmiş. Napoli'den transfer yapmamız çok gerçekçi olmaz herhalde. Atalanta olabilir ama. Bu arada en üsttekine eğer nargile kafeye bir garson arıyorsan Bakalım. alabilirsin. Evet Haberin olsun. gerçekten de öyleymiş. Zaniolo onu da Roma'dan almak çok gerçekçi olmaz. Spal olabilir ama çok da iyi bir adam değilmiş. Gerson var Fiorentina'dan. Enteresan. Bunlar genelde böyle bir all-rounder bunların hepsi gerçekten. Onun dışında Bolster Weak Spots demişiz. Weak Spot'ları sağ kanat olarak göstermiş. Batalini diye bir oyuncu Fenerbahçe transfer etmiş ve o çıktı. Sen şu olayı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Komik bir videoydu. Yan hakeme itiraz size gittim anamı sövdü diyor. Gerçekten mi? Evet. Yasin Benzi'ye çıktı falan. Peki teşekkür ederiz. Başka buralarda kimler varmış? Bir free agent'ımız var. İstemez. Ronaldo Vieira orta saha Braga'dan transfer. Gerçekçi olur mu? Olabilir. Onun dışında Til var. Ve Endonk var. Yani Endonk iyiymiş aslında bak. Tam bir DMF kendisi. Bir de interception olsaydı skill olarak iyiydi ama 24 yaşındaymış. Çok gelişmez. Boş Cassini'yi aldı. zamanlarda da Morpheus'un şeyini yapıyor gibiydi Tipi mi? böyle. Hikmet Karaman'ı bekliyor elinde. Bir tane mavi, bir tane kırmızı hapla. Arkadaşlar bir ara verip geliyoruz. İçecek bir şey alacağım. Geliyorum tamam mı? Sen konuşmak ister misin Yok. söyle? Tamam Ali de içecek bir şey alıp geliyoruz.
Evet. Geri döndük. Bir sonraki maçla devam ediyoruz. Bakalım. Bu arada kaç maç sonra transfer dönemi açılıyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bugün bu kadar maç yapamayız. Bir sonraki yayında belki transfer dönemine ulaşacağız. Evet, bakalım kadro nasıl? Oo, Brereton'un morali bozuk. O zaman it's Armstrong time. Aslında Bennett'a da şans verebiliriz ama. Armstrong'u oynatalım. Lenihan'ın morali bozuk. Musgrove çok yorulmuş. Onu biraz dinlendirelim. Williams'ı koyayım. Sinirli fotoğrafıyla. Onun dışında kadro okey gibi. Cassini'ydi aslında belki şans verebiliriz ama 64 team ratingi, spirit'i bozmayalım. Yedekten bakalım ne olacak. Bir saniye. Evet. Yedeğe başka kimi katabiliriz? Mulgrove'u Olcan yerine koysam mı, koymayayım. Tamam, böyle okey. Kadromuz zaten o kadar geniş değil. Aynı kadro aşağı yukarı. Tekrar sağdayız. Tabii ki Rize'deki Kuveyke. Hikmet Karaman'la oynuyoruz. Kuveyke'yi transfer etmeden olmazdı. Ha, transferleri de sen yaptın. Kuveyke'yi ben transfer. Kaç transferim var? Olcan'ı aldık. Cassini'yi aldık. Emboy Coco'yu aldık. O kadar galiba. Var böyle dönemlerde genel sezon değerlendirmesi yapacağız. Maça özel bir var böyle dönemler bu hafta gelmeyecek. Bir sonraki hafta gelecek. Evet. Hayda, bu maçı yapamıyoruz. Ama save de edemiyoruz. Çünkü auto save kapalı. Bu formalar ne ya? Of, kafam karışacak kesin bu formalarla. Of, bak karıştı bile. Çok bir önden siyah gözüküyor. Yani müthiş gereksiz ya, gerek değil mi şu an yani? Gerek yok tabii. Offside var mı? Yok. Armstrong. Kuveyk. Aa, varmış offside. Kuveyke'de var ya da. Kuveyke'de var, evet. BBC Sport'a geçtim bu sefer. BBC Sport'tayız şu anda. Hadi bakalım başlayalım. Her maç farklı bir şeyde olması gerçekten evet. Değişik. Niye öyle random, ben de bilmiyorum. Alspor görecek miyiz peki? Yok, Alspor yok. Evet. West Bromwich Albion Blackburn Rovers maçıyla Sky Sports ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hikmet Karaman'ın maceralarını devam ediyoruz izlemeye, yorumlamaya. Tabii ki bizim için çok gurur dolu bir tablo bu. Hikmet Karaman'ın Championship'te şu anda Blackburn'le iyi bir dönem geçirmesi hepimiz için gururlu bir durum. Bugün yayına eşlik eden sevgili Ali benle birlikte. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Bu kadardı söyleyeceklerim. Okeydir. Ne bekliyorsun bu maçtan? Bu maçtan alkışlıyoruz bu arada Blackburn'u ve Hikmet Karaman'ı. Sineği öldürdüm sonunda. Bu maçtan Hikmet Hoca'nın bunu yenmesini bekliyorum. Kuveyke! Ay! Çok teşekkür ediyorum. Ama şu pozisyon abi. BBC Sport çıktı abi nedense. Ben bir mod yükledim de bu modda işte bunları falan böyle güncelliyor. Ama sanırım random seçiyor aralarından. ESPN var, BBC var, Bein Sports var. Böyle biraz anlamsız oluyor nedense. Bu arada iki takımın da forma tercihi hakkında senden bir yorum almak istiyorum sevgili Ali. Kafamızı karıştırmak için özellikle mi planlanmış, ne dersin? Bence Hikmet Hoca bunu bile başarır diyorum ben. Değil mi? Özellikle yapmış olabilir. Kendi oyuncularının da kafası karışsın diye belki. Hayır, bu maçı yenebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ha, o anlamda diyorsun. Okay, okay. Anlaşılmadım anladığım üzere. Yok yok, sıkıntı yok, ben anlamadım. Aman diyeyim. Çok iyi bir müdahale bu arada. Kimden göremedim. Olsun. 10 dakika sonra Game of Thrones'un finali var bu arada. Oo. Maçımızdan sonra onu da izleyebilirsiniz burada. Finali hem de. Vay vay vay. Nasıl buluyorsun?
Game of Thrones'u. Dünyanın en kötü sezonuydu. Bradley Deck bu arada. Bradley Deck. Evet. Yani çok eleştiri var. Çok kötü bir sezonlu. Böyle 7 sezonda anlattığını böyle bir sezonda vermeye falan çalış. Böyle her bölüme bir tane, bir sezonu bir bölüme sığdırmaya çalış. Olmamış. Hmm. Bakalım finalde zaten ne olacağı tahmin ediliyor. Anladım. Sen söyleme tabii şimdi, izlemeyenler yok, vardır belki. Onun yerine şey Bradley Deck'in golünü söyle bize. Nasıl, çok güzel değil mi? Çok güzel bir goldü i̇şte bu ağaç. Burada da çok çirkin bir gol sevinci gerçekten. Bir daha yapmasınlar diyoruz. Evet, West Bromwich karşısında Blackburn Rovers, Hikmet Karaman'ın takımı 1-0 öne geçti. Bradley Deck'in güzel plase vuruşuyla 20. dakikada öne geçiyor. Bakalım West Bromwich Albion buna nasıl cevap verecek? Şimdi Murphy ile oyun kuruyor. Bu arada bazı seyircilerimiz demiş ki gol atınca inanılmaz çirkinleşiyorlar. Acaba benden bizim için mi söylediler yoksa oyuncular için mi? Büyük ihtimalle benim için söylediler. Buradan özür diliyorum Hikmet Karaman'a olan desteğim bazen böyle çirkin görüntülere yol açabiliyor. Gol var orada bence. Ama hakem hiç oralı değil. Umursamaz davranıyor şu anda. Anlamıyor da söylediklerimizi. Uzun şeyleri okuyayım. Böyle belki bana tiptir diye falan okuyacaktım. Değişik bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Abi şimdi Galatasaray şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Benim Fenerli arkadaşlar gidip bir şey yapamıyorsunuz. Ne fark eder deyip boş yapıyorlar. Ne yapmalıyım? Anlamadım. Orucum bozulur mu diye sormuş. Anlamadım ben. Fenerli arkadaşlar kısmından sonrasını anlamadım. Fenerli arkadaşlar niye zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde? Niye boşuna gidiyorsunuz diye sormuş. Şimdi uzun süredir bir şey yapamıyoruz, evet. Sıkıntılı bir durum. Ama Şampiyonlar Ligi'nden gelen para sayesinde borcumuz, bu maaşları ödeyebiliyoruz, oyuncuların paraları. O yüzden çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ki Fatih Terim defalarca bizim amacımız Avrupa. Biz şöyle Avrupa'yı istiyoruz, böyle istiyoruz Avrupa'yı. Aman çok istiyoruz falan diye açıklamalar yapıyor. Yani konsantrasyonu yüksek ve bir şeyler başarabileceğini düşünen bir hocayla Şampiyonlar Ligi'nde olmayı isterim ben tuttuğum takımda. Bu da yeterli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey söylemedim, bir sürü şey söyleyip. Tam olarak olması gerektiği gibi bir cevap verdim diye düşünüyorum. Bu arada tehlikeli geliyor West Bromwich. Aman tanrım. Yok, var böyle Game dönemler. Of Thrones'un son sezonu. Var böyle dönemler sorusu geliyor da okuyayım onları da sana. Ara ara okuyabilirsin ama maçla ilgili şeyleri de okuyabiliriz. Bu arada arkadaşlar Twitch'ten bizle paylaştığınız yorumları canlı yayınımızda BBC Sports ekranlarında okuyoruz. Bu da bir ilk bu arada. Canlı yayınlar tarihinde bir tek biz yapıyoruz bunu ve hiç sevilmiyor. Onun da bilgisini verelim size. Foul o. Bence de foul. Met Karaman'la yeni başlamadık, yok. Bu üçüncü bölümü galiba. Fatih Terim Luketli tabela yazıp puan durumunu koydu, gördünüz mü? Gördüm, evet. Ben görmedim ama komikmiş. Güzeldi. Kendisinin de bu konuda bir şeyler söylüyor olması bence daha eğlenceli yapıyor. Bence taç olur o. Altın Ordu kimle oynuyordu, nasıl o kadar gol yedi hiç bilmiyorum. Aa, güzel orta geliyordu Armstrong'dan. Şeye, oyuna yama yüklenmiş. Evet, oyunda yama var. Game of Thrones 4'te diye işte. Bir saat sonra. Ben 10 dakika dedim yanlışlıkla galiba. Kafasına doğru bir voley. Evet. Görseli pek hoş. Aman. Niyambe. Niyambe'den çok kritik bir müdahale kesinlikle. Evet. Ve 2 yere 1-0. Hikmet Karaman'ın Blackburn Rovers'ı önde tamamlıyor. Bugünkü yayına mı yeni başladınız diyorum. Bobo'yu oynadık önce. Hikmet Karaman'la oynadığımız da ikinci maç bu. Kaçar maç yapıyorsun normalde?
Valla şu an hiç abone gelmediği için bir maç daha yaparım büyük ihtimalle. Rodwell. Armstrong'la şimdi eksik yakalayabilirler. West Bromwich'i. Kuveyke Armstrong'a bıraktı. Armstrong Kembo Ekoko'ya attı ama iyi bir orta gelmedi orada. Belanda'yı transfer edemeyiz. Premier Lig'e çıkarsak belki olur. Premier Lig'e çıkarsak edebilirim. Kırmızı kart görünce sinirleniriz. Bell. Kuveyke'ye indirdi. Kötü bir orta yine. Bradley Deck. Şimdi tekrar Bell. Tekrar Bradley Deck. Kembo Ekoko. Kembo çok iyi sıyrıldı. Kembo Kuveyke'yi bulacak mı? İnanılmaz bir müdahale orada ama Armstrong da kaldı. Armstrong Deck. Deck. Bradley Deck gol attı zannettik. Zannetmedik bu arada. Ben bir adam var böyle. Yayının özeti o zaten bu arada. Evet. Bir adam var sadece. Ay ama güzel vuruştu. Kabul edelim. Memleket İstanbul. Misafir çocuğu gibi seyrediyorum. Doğrudur. Şeyde de yazıyor açıklamada. Bongus enteresan bir soru sormuş. Hikmet Karaman'ın kariyeriyle ilgili. Hemen. Blackburn Rovers'la mı çıkmak istersin demiş. Yoksa hani başka takımla çıkar mısın anlamında. Biz burada Hikmet Karaman'ın kariyerini oynuyoruz. Yani bu bir Blackburn Rovers kariyeri değil. O yüzden başka takımda da görebiliriz Hikmet Hoca'yı. Neden olmasın? Gelen teklife göre değerlendireceğiz. Ama Blackburn'le de şu anda mutlu olduğunu defalarca açıkladı Hikmet Hoca. Orada işler çok karıştı. Armstrong. Tekrar Rodwell'e. Rodwell. Peki ya Galatasaray'dan teklif gelirse? Enteresan bir soru. Hikmet Hoca açısından değerlendiririz. Ama Hikmet Hoca Türkiye'deki kariyerini kısa bir süre içerisinde dönmeyi düşünmüyor. Onu biliyorum net olarak. Böyle yayında bunlar konuşulur çok saçma. Bir süre Avrupa'da oynamak istediğini söyledi Hikmet Hoca. Estağfurullah. Ben gerçekten söylemiş düşünsene bunları. Sen de konuşuyor, sen burada insanlara söylüyorsun. Şöyle yapalım. İyiydi, burayı alalım. Üçüncü sabımız için bekleyelim birazcık, nasıl fikir? Neyimiz için? Üçüncü yedeğimiz için. Hmm. Ben de Bennett'ı düşünüyorum. Bu yayın gelen üçüncü sub'dan bahsediyorsun zannettim. Aa keşke öyle bir şey olsa. İki tane geldi galiba şu ana kadar. Hiç gelmedi. Bir daha da PES yayını yok size. İnşallah. Mary Cassini. Hikmet Karaman'ın korner organizasyonu yine sonuç verdi. Yine sonuç verdi. Bence de çok kolay olmuyor mu Hikmet Hoca'nın işi? Hayır olmuyor ya. Bence oluyor. Olmuyor be kardeşim. Gol yedik geçen maç. 4-3'e geldi. Az daha kaybediyorduk yani. Şey oluyordu. Şu ana kadar hiç maç kaybetti mi Hikmet Hoca? Of aman tanrım. Aha. Kaybetti tabii. Bir tane kaybetti. Kaç tane maç yaptın? 10 falan öyle bir şey. İşte Cassini'nin vuruşu. Aman tanrım. Hikmet Hoca'nın korner organizasyonu gerçekten bakalım ne zamana kadar işe yaramaya devam edecek? Ne zaman buna önlem olacak? Rakipleri göreceğiz. PES yayını yok deyip bu kadar keyif almanı bana söylediyseniz evet keyif aldım çünkü futbol yayınlarına denk geliyorum. Futbol sevmiyorum. O yüzden keyif aldım bundan. Niye keyif aldın ya? Değil mi? Böyle bir dedim korku gecesi yapsak. Yok daha ne en var. Azından benim böyle eğlenebileceğim bir şey olsa. Yürek yemişsin. Yarın iş var kardeşim. Yani bu saatin şu an 3.30 olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama şimdi hikayeli mikayeli oyunu öyle hemen bırakamıyorsun. Niye canım? Devotion'ı 2 saatte bitirdim. İşte 2 saatte bitirmedik ya. Daha uzun sürdü. 2 saat falan sürdü ya. Şey Detention çok uzun sürmüş. 6 saat evet. Falan sürdü Detention. Devotion'da kaldırdılar biliyorsun değil mi? Aha. Bu yayından sonra haa falan diye bağırdığın için kaldırmış olabilirler Steam'den. Güzeldi ama keyifliydi. Evet. Özellikle son sahnesinde
Hiç hoş değildi, evet. Autosave'i ondan açmadım. Autosave corrupt ediyormuş mod falan yükleyince. Ki bizim başımıza geldi bir kere. Yayında geldi hatta. Hatırlarsınız. O yüzden autosave'i açmadım. Yani iki save falan devam edebilsem öyle yaparım da şu anda offline'da da öylesini açtım. İki tane master league var. Açacağım. Biri demiş ki şemsiye savaşlarının ikincisi gelecek mi? Yok. Yaklaşık 2002'de yaptığım video. Bir de Allah şey yok ki zaten. Öyle bir video yok yani. Komik bir videoydu o da. Evet, keyifliydi. Annem demişti gel bak izle izle. Tam senlik bir şey var diye. Hakikaten de benlik bir şey varmış. Genelde açınca pek benlik bir şey çıkmıyor. Robson Cano. Aman. Aldı onu. Raya aldı onu. Raya aldı onu. David Raya. Evet. Prese başladı. West Bromwich Albion. Ama çıkıyoruz bu pres. Ama çıkıyor hoca bu presten. Armstrong. Tekrar Bele. Bel. Yetişebilecek mi? Yetişti. Kuveyke'yi görecek mi? Göremedi. Ya zorluğu niye bu kadar taktınız zorluğu abi ya? İnsanlar senin yenilmeni istiyor, sinirlenmeni istiyor. Kardeşim, bak şimdi. Bakalım şu adamların takımına. 74, 77, oha bizim bunları evet daha fazla zorlanıyor olmamız lazım. Aynen bizden çok iyilermiş bunların kadro olarak. Hikmet Karaman'ın böyle maçın ortasında bunu fark ettiğini düşünsene. Yani dengeli değilmiş kadrolar, evet bunlar bize... İyi geceler Ercüment abi. İyi geceler Ercüment abi. Bunlara evet biraz zorlanmamız lazımmış. Tamam bir maçta öyle deneriz ama ağzıma sıçacaklar ya. Kesin ağzıma sıçacaklar. Of. Abi ama bir şey söyleyeceğim. Ben yani zorlanıyorum yani yenmekte. Mesela bu save şu anda iyi gidiyor ama normalde diğer iki save'im var. Onlar iyi gitmiyor. Neyse bir arttıralım bir deneriz. Mücadele edebiliyorsam, pozisyonlara girebiliyorsam sorun değil. Bobo'da oynadığın zorluk aynı mı zorluk mu bu? Aynı zorluk. Orada senin takımın da o zorlukta oynuyor ama tabii böyle bir farkı var. FIFA'da şey var ya. Bir tane saçma bir mod var ya. Daha yardımcı olman lazım modun ismini bulmam için. Şu golü atayım da. Çok kolay attım. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu anda 2-0 gerideler, hücum oynuyorlar. O yüzden pozisyon bulmam normal yani. Kazanman için izlemiyoruz yazmışlar. Gayet haklı bir olay. Ya ben zaten zorlanıyorum abi bu save'de. Zorlanmadığım kolay bir modu niye açayım? Tamam şu anda zorlanmadık pek, evet. Demek ki birazcık daha öğrenmişim oyunu. Aynen formalar çok kötü denk geldi. Arttırırız. Tamam arttırırız, süperstara geçeyim. Ben bir de gameplay patch indirdim, ondan korkuyorum arkadaşlar. Bu indirdiğim gameplay patch bakın AI'ın low cross özelliğini çözüyor. Hiç low cross pozisyonu gördünüz mü? Hani diyordunuz ya hep aynı gol oluyor diye. Artık olmuyor. Onları tweaklemişler, bakmışlar onlara. Düzeltmişler o özellikleri. Şimdi ama süperstarda bu zorluk ne olur? Onu hiç bilmiyorum işte. Bu maçın bu arada korsan linki var. YouTube'da bulabilirsiniz. Olsun. Evet, YouTube'da tekrarları olacak. Falan. Ben onunla kaydım ben ama. Anladın mı? Diğeriyle kaydım. Bak gol yiyoruz işte falan. Adamlar bir öyle atabiliyordu zaten. Artık hiç atamıyorlar. Yok yok abi baya zorlanıyorum ya. Bak diğer save'lerimi açmayayım size. Norwich'le açtım bir tane. Elmander'i yaratıp offline'da oynayayım diye. İnanılmaz zorlanıyorum mesela. Norwich normalde üst sıralarda olması lazım. Ben alt sıralardayım. Bir tane Paris FC ile Paris Saint Germain'i yenerim diye açtım. Alt liglerden save diye. Orada da inanılmaz zorlanıyorum. Bakalım bir deneyelim bir maç istiyorsanız ya. Ne diyorsunuz? Zorluk değişmesin diye bilerek gol yiyen Boğaç Tatlışlı'yı. Vallahi bilerek yemedim ya. Legendary al. Yok artık. Bir de Legendary oynuyor falan. Ama finalde yapsana bunu. Ay. Bense bu arada büyük ihtimalle yenilirsin.
Solukta gibi geldi bana. Swansea bizim ağzımıza sıçar ya. Swansea mi? Swansea mı? Bilmiyorum. Swansea. Bizi küçüklükte hep Swansea diye öğrettiler ona. Gerçekten çok kötüymüş. İkinci olmaman gerekiyor. Niye olmamam gerekiyor? Belki çok iyi oynuyorum. İyi hadi tamam süperstar deneyelim. Bir üstüne süperstarın. O Legend onu kimse oynamıyor. Yani PES Master League save yapanları izledim ben. Onlar da süperstar oynuyor. Çünkü Legend şey yani böyle saçmalıkmış öyle diyorlar. Evet. Kadroya bakıyorum. Cassini geliyor. Mulgrove kendine gelmiş. Mulgrove'u alıyoruz. Hikmet Karaman Legend oynardı bu arada. Yazmışlar. Ya yok artık daha neler ne Legend'i ya. Saçmalamayın. Kızıyormuş sana gelip bu açacağınız ben Legend'da oynuyorum lütfen diye. Bak bu kadro bak. Kadro aşağı yukarı dengeli değil mi bizle? Değil mi? Bizden bir tık daha iyiler. Bak 77 iki tane 77'leri var. Ama 64'leri var bir tane mesela. Bizim iki tane 69'umuz var. Dengeli sayılır değil mi? Evet. Tamam. Şimdi maça bir bakalım. Dengeli bir maç mı olacak yoksa ağzıma sıçacaklar mı? Ama işte insanların bu Survivor olayı gibi yani ünlüler ve gönüllüler ya ünlülerin biraz ezilmesini istiyorlar. Kardeşim burada ben biraz siz kaybetmeni istiyor insanlar. Ben siz acı çekin diye niye şey yapayım ya? Allah Allah zevk almadığım şeyi yapayım ya. Aman ben siz zevk alın diye ben niye acı çekeyim ya? Yanlış söyledim. Evet gir bakalım yayına. Evet. Bir dakika. Ne diye giriyorduk normalde? Merhaba, hoş geldiniz falan. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Swansea ve Blackburn Rovers mıydı bu maç? Aynen. Blackburn Rovers maçındayız. Ben Ali Karsan, yanımda da... Boğaç Soydemir var. Evet. Bu kadardı. Biraz daha bence iki maçı, aman bu iki takımı yorumlayabiliriz. Şimdi Swansea lige... İyi mi başladı acaba bilmiyorum kaçıncılar. Yani. Ama Blackburn Rovers iyi başladı. Ama duyduğum üzere bu maçtan önce Swansea biraz güçlenmiş gibi bir duyum aldım. Böyle daha iyi oynamaya başladı evet, sadece evet, bu maç evet. için. Hikmet Karaman'ın acı çekmesini isteyenler varmış aramızda. Sırf bu yüzden biraz daha güçlendiğini söylediler. Bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz. Nasıl ağzıma sıçacaklar izleyin hadi bakalım. Ben biraz try hard yapacağım Ali. Sendeyiz o yüzden. Sen chatle konuş. Chat'i söyle bana arada. Maçı istiyorsan sun. Okey ben araya karışık bir şey yaparım. Tamam. Bir daha konuşmasam ya hiç böyle. Aşırı tryhard. Ama korktum şu anda süperstardan yani. Bence yenersin. Hikmet Hoca'nın bunu da başarabileceğine canı gönülden hepimiz güveniyoruz Hikmet Hoca'ya. Valla ne olsun, böyle eğlenmeye geldim. Bir anda futbol yayınına denk geldik. Tolerans. Baya hiç konuşmuyorsun bu arada. Evet tabii ki konuşmuyorum. Awkward bir silence oldu. Olmasın işte konuş kardeşim. Hmm. Evet, Blackburn Rovers şu an bastırıyor. Rovers mı bu arada gerçekten? Rovers evet. Okey. Kembo Ekoko topu. Çok iyi sakladı ama abicim ona çok, mı attım çok sizce kötü ya? Bir pas. Ona mı attım ya? Swansea atağa çıkıyor şu an. Telina. Telina güzel bir pas McBurney'e doğru. Narsing. Önü boş. Değil. ama boş gibiydi. Rodwell güzel bir müdahale. Ay Duck mı Deck mi? Deck. Deck. Selina. Çok özür diliyorum bir saniye. Estağfurullah. Bir şeye bakmam lazım. Herkes de çok yabancı olduğu için isimler de çok zor gelmeye başladı. Ya bu kadar çok gülmüyor olman lazım. Ben bu kadar gerginken. Yayında söylemedi. Peki. evet devam ediyoruz. Allah yiyorduk bak ha sizin süperstar zorluğunuzu aman. Askine. Nasıl geçmez çok o pas? Kötü bir pas. Fer. Kardeşim moral bozma sen de moral ver ya.
Geçmedi falan da mesela. Çok kötü bir pas. John. Fere doğru. Şu an geriye doğru yaslanıyor Swansea. Norton. Narsing'e doğru. Kanatlardan oynuyor şu an Swansea. Ama güzel bir müdahale Bell'den. Hakemle almaya alışmışsın. Ulan penaltı bile kullanmadık bir tane. Blackburn için hücum şansı tek. Niyambe'ye oynadı. Kanatlardan ilerliyor. Sadece 3 tane terim bildiğim için bunları söylüyorum. Demiral. Demiral kolaymış. Bell. Pasını verebilecek mi? Başarısız bir pas. Kontra atak şansı Swansea için şu an. Selina. Selina. Narsing'i oynadı. McBurnie. McBurnie. Ve kontra atak bitiyor şu an. Oyunu soğuttular. McBurnie yavaş yavaş oynuyor şu an Swansea. Yine okuyamadığım oyuncuya doğru. Routledge. Ortasını açabilecek mi? Serena. Çok kötü bir şut. Önü boştu aslında. Evet, oyun gerçekten zorlaştı ya şu anda, bayağı ciddi. Zaten radyodan anlatmıyorum abi spikerler. Yanınızda mı konuşuyorsun? Ne desem beğenmiyorsunuz siz de gerçekten. Demiral kanatlara doğru oynuyor. Niyambe. Niyambe Demiral'a tekrardan geri döndü. Şu an çok yavaş bir oyun oluyor. Hikmet Karaman biraz korkmuş gibi. Korktum tabii. Sizce ya. Boğaç Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ha tabii, Swansea ligin yükselme adaylarından bir tanesi. O yüzden Hikmet Hoca birazcık daha defansif bir oyun sergilemiş gibi duruyor. Selina değil mi bu arada adamın ismi? Ben mi yanlış okuyorum? Evet. Celina'yı Selina diye okunuyor diye düşünüyorum. Bell. McBurnie. Çok değişik bir müdahale. Galiba yanlışlıkla kareye basıyor. Onu atmadım ya diyor değil mi? AI'da böyle. Yazı çıkıyor, onu atmadım diye. Yambe. Deke oynadı. Dek. Topu ayağında çok fazla tutuyor şu an. Kaptırma şansı çok yüksek. Demiral'a geri döndü şu an. Bell. Bell pası Rodwell'e doğru. Rodwell Ekoko'ya atıyor. Dek. Oradan vuracak mı? Gaza, gaza getiriyor bir anda. Askini. Boğaç Bey, bence oyuncular topu ayağında ya, çok fazla tutuyor. Boşluk yok, boşluk. Ne yapalım, boşluk i̇şte mu? O boşluğu da Hikmet Hoca yaratmalı bence. Ayağında top tutarak nereye kadar diyor taraftarlar. Arkadaşlar baya hani zorlanıyoruz şu anda ve sıkıcı bir maç izliyorsunuz. Ne güzel, bir sürü gol oluyordu işte. Bu arada savunma oynuyorlar şu anda. Swansea de bizden korkuyor demek ki. Bizim formumuzu iyi bulmuşlar. Normalde Blackburn mid table bir takımdı. Swansea'nin savunma oynaması için bir sebep yok evinde yani. İlginç. Belki de seni yormaya çalışıyordu, olabilirler. Yok. Anlıyorum. Peki. Deck. Bennett'a doğru. Çok güzel bir kontra atak şansı. Ekoko'ya oynadı. Ekoko oyunu yine soğutuyor. Blackburn Rovers. Bell. Ortası bile olamayacak galiba. Evet. İnanılmaz. Böyle devam etsin abi. Sıkıcı futbol çok güzel. Böyle adamlar var. Chat'te. Rodwell. Bell. Oradan L1 kare yaparsa bir gol şansı olabilirdi ama uzaktan bir şut. Kaleciye kafa attı bu arada adam onu. Evet. Gördüm mü bilmiyorum ama. Kaleyi bulan ilk şutumuz, iğrenç bir şut. Gerçekten. Daha kötü bir ilk yarı var mıydı şu ana kadar oynadığımız? İnanamıyorum bu ilk ilk yarıya ya. Her maç 4 atmandan iyidir. Atmadık her maç 4. Degüli gibi direkt de paslaşıp Cavaşata'yla gol at. 1000 TL donate demişler. Ben bir gol atayım da. Direkle paslaşmasam da olur. Eyvah. Reis Bino Game'den başka yerden destek olabilir miyiz? Dendi. Başka yerden yok ya. Maalesef Bino Game var sadece. Şu an Ekoko
Topu çok güzel sakladı. Bu adamın ismi ne artık? Kuveyke. Bennett Kuveyke'ye doğru. Ama başarısız bir pas Kuveyke'de. McBurney. Jean. Fer. Sadece isim okuyarak da spiker olunabiliyor galiba. Narsing. Evet. Ortasını açabilecek mi? Çok güzel bir orta ama hedefiyle buluşmuyor. Şu an Blackburn Rovers biraz zorlanıyor gibi. Çok kötü bir pas tekrardan. Evet. Siz bu konu hakkında bir şey söylemek istiyor musunuz? İstemiyorum. Herhangi bir bu konu maçı hakkında. Yenmek istiyorum. Hepimiz gibi Hikmet Hoca'yı biliyorsun. Hepimiz çok severiz bu aç. Deke doğru güzel bir pas ama defans çok başarılı. Aga ben Aykut Hocalı Konya maçlarını statta izledim. Daha sıkıcı ne olabilir? Hakikaten daha sıkıcı bir şey olamaz. Tebrik futbol ediyorum seni. Futbol sevmeyen bir insanın bu yayını izlemesi daha sıkıcı olabilir belki. Hatta bu yayında yanımda oturması evet, daha da sıkıcı olabilir. Koko müdahalesi güzel. Narsing taçı kullanılan isim. Elina'ya. Narsing. Fulton. Çok uzun bir pas. Ne olduğunu anlamadım. Pası değerlendirdi o sessizlikte. Evet. Ali geç uyu ya. Buralar sıkıcı. Ha geç uyu. Okey. Game of Thrones'u bekliyorum şu an ya. Onu izleyeceğim. Öyle uyuyacağım. Ben aslında bugün Ece de buradaysa Ece ile böyle bir şeyler yapılır falan diye ümit etmiştim. Yapılmayacak. Ama bana dönüp dendi ki PES oynayacağız. Hatta PES oynamayacağız. Ben PES oynayacağım. Sen de yanımda oturacaksın. Aynen. Ben de dedim peki, bir de üstüne spiker olacaksın dedi. Abi link yok. Yani şeyden firma ismi söyleyebiliyor muyuz? Öyle bir şey olmaz. Digiturkiye 12 lira verince internetten izleyebiliyorsunuz. Bence başarılı bir olay yani. Netflix'e 40-50 lira vermek yerine Digiturkiye 12 lira verebilirsiniz. Bu arada teşekkür ederim Ece söylediğinden dolayı. Maça dönüyoruz. Abi bu nedir ya? İçim bayıldı. Yok orada, yok orada, yok orada. Sakın kısa kullanma, uzun da kullanma aslında. 480p ilk yayınlanan saatte 480p veriyor olabilir ya. Hayır. Bütün maç ne oynadılar? Allah aşkına ne oynadılar ya? Kapandılar sadece. Bir bok yapmadılar ya. Hiç hak etmediler bu sonucu şu anda. Hiç hak etmediler ya. Ayıp ya. Hayat da böyle değil mi? Hadi Olcan gel demiş. Bakalım. Olcan gelsin. Bir keşkül yerim şu an demiş ha. Keşkek de o şeyin başında, yayının başında. Hikmet Karaman'ın şu an morali bozuldu ama moralleri bozmuyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil çocuklar. Gol değil mi o şimdi? Hikmet Karaman çok sinirleniyor. Deck. Güzel bir pas Bennett'a doğru. Bennett'ın önü boş. Oradan vurabilir ama vurmadı. Kuveyke topu kaybediyor. Armstrong alamadı topu. Matt Karaman çok değişik sesler çıkarmaya başladı. Bennett. Deck'e doğru. Gol. Lan full. Ama hiçbir şey demiyor hakem. Abi inanamıyorum ya. Zorluk hakem de mi dahil kardeşim? Bu full ama. Allah'ım ya. Boğu Gölü idman yurdu. 1-0 önde şu an. Bennett topu aldı. Niye öyle bir hareket yaptı aklına? Bennett'ın hiçbir fikrim yok bu arada. Dümdüzde koşabilirdi. Kardeşim. Kaptırıyorduk topu. Yine maçı soğutuyor. Şu an Met Hoca zaman kazanmaya çalışıyor galiba. Ona mı attım galiba. Ben? Ona mı attım? Küfredeceğim ya. Bana hayır. Bana da edebilirsin. Süperstar zorluğuna. Sitir. Şey oynuyorsunuz sanki. Atak yapıyormuş gibi gözüküyor bir de. Bak.
Oğlum öndesiniz zaten, salın. Yambe Bennett'a doğru ama yine başarısız. Yer aynı şeyleri söyleyip duruyor. Hikmet Hoca da aynı hataları yapmaya devam ediyor şu sesleri an. Sesleri çıkartıp duruyor. Allah Allah ya. Reis oyuncu yaratmaca yapalım. Bırakın şu topu, bırakın şu topu artık, bırakın. Üf. Öfsizler. Abi PC nasıl oynuyorsa sen de onu taklit et. Denmiş. Ya bayağı iğrenç bir galibiyet ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Adam gibi bak 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 bak. Ne yapıyor görüyor musun? Topu köşeye götürdü. Met Hoca için kötü bir maç oldu. Bogöl'ü idman yurduna yeniden Hikmet Hoca ne diyecek maçtan sonra? Çok sinirliyim şu anda. Teşekkür ediyoruz. Bu ne ya? Bu ne ama? Hiç hak etmediler ya. Zorluk çok iyi bence. Allah Allah. Abi yenemedin. Zorluk çok iyi. Gayet adil falan değil. Biz oynadık bütün maçı ya. Biz oynadık be kardeşim.